Birkaç soru geldi aynı konuyla ilgili. Bir arkadaşımız mesela sormuşlar. Hocam bu sene bir devlet üniversitesinde bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandım. Şu anda hazırlıktayım. Yüksek lisans tezsiz olarak detaylı bir şekilde avantaj dezavantajlarını belirttiğiniz bir video yapar mısınız? Demişler. Herhalde devlet üniversitesi lisansı yeni kazandınız. Şimdiden yüksek lisans planı yapıyor olmanız güzel. Videolarınızı büyük merakla izliyor ve takip ediyor. Teşekkürler. Bir başka yorum daha gelmişti. Bilgisayar mühendisliğinden mezun olduktan sonra nerelerde yüksek lisans yapılabilir, ne yapılabilir diye sormuşlardı. Ben de bilebildiğim kadarıyla lisanstan sonra yüksek lisansa devam etmek isteyen arkadaşlar için tezde tezsiz hangi bölümde olabilir? Alternatifler nelerdir? Avantaj, dezavantajları neler olur? Gördüğüm, duyduğum, bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışayım. Şimdi tabii biliyorsunuz yüksek lisansa başlamak için öncelikle lisansın bitmesi gerekiyor. Ve yüksek lisansı ikiye ayrılıyor Türkiye'de. Tezli ve tezsiz yüksek lisans olarak. Tezli yüksek lisans için ALES'e girmeniz gerekiyor. ALES'e girmek için mezun olabilecek durumda olmanız gerekiyor. Dolayısıyla 3. sınıftan galiba artık alıyorlar. 4. sınıfta falan girebiliyorsunuz. Bir ALES puanı. Bazı programlar İngilizce olduğu için dil belgesi gerekiyor başvuru sırasında. Bazılarında dil belgesini o üniversitenin sınavına girerek de sağlayabiliyorsunuz. Onun koşullarını başvuracağınız yere göre bakarsınız. Sonrasında da mülakata girip işte not ortalamanız, ALES puanınız, mülakat puanı, dil puanı vesaire bunlar harmanlanarak bir puan olarak alıyorsunuz ve giriyorsunuz. Dolayısıyla tezli yüksek lisans için bir ALES süreciniz var. Tezsiz yüksek lisans için ALES'e gerek yok. Tezsiz yüksek lisanslar genelde akşam saatlerinde çalışanları gözeterek yapılan bir program. Ve ücretli. Devlette de özel vakıf üniversitelerinde de ücretli. Tezsiz yüksek lisansa genelde gündüz saatlerinde olan, gündüz saatlerinde olduğu söylenen ama gece yapılanları da var. Bu arada tezsizle birleştirilenleri de var ki çok büyük bir tartışma konusu ayrı bir şey. Kendi görüşümü de söylerim o konuyla ilgili. Ama sonuçta tezli yüksek lisans bu işi devam ettirmek isteyen, genelde doktoraya devam etmek isteyen, akademisyen olmak isteyen veya bu işin akademideki detayını öğrenmek isteyen arkadaşlar için verilen bir ders. Ben genel olarak tecrübemi aktarmam gerekirse tezli yüksek lisansın daha teorik olduğunu, tezsiz yüksek lisansın ise daha pratiğe yakın olduğunu, daha güncel örnekler, daha günlük hayattan örneklere yönelik olduğunu, ders içerikleri bile öyle. Tezli yüksek lisans daha teorik ders içerikleri içerirken, daha teorik dersleri içerirken, aynı dersi iki bölümde açtığınızda zaten içerikte de değişiklik oluyor, veriliş şekli de değişik ama aynı dersi değil, farklı dersleri açmanız da çoğu zaman söz konusu olabiliyor. Tezli ve tezsiz yüksek lisanslarda açılan dersler, seçilen dersler de ona göre şekillenebiliyor. Genelde böyle bir eğilim var. Tabii yurt dışı alternatifiniz de var. Onun için de gideceğiniz ülkeyle ilgili durumlar değişiyor. Amerika'da genelde bununla ilgili bir GRE sınavı. GRE sınavı Avrupa'da da çoğu üniversitede artık tanınan bir sınav. Giriyorsunuz, işte TOEFL belgesini hazırlayıp başvuru tarihleri var. Çoğu üniversitenin erken bitiyor uluslararası öğrenci olduğunuz için buna başvuru yapacaksınız. Şimdi nerede yüksek lisans yapabiliriz? Hangi programlarda yüksek lisans yapabiliriz? Birincisi bilgisayar mühendisisiniz ve gideceğiniz en iyi alternatiflerden birisi bilgisayar mühendisliği. Şayet buna major anlamında yani olgun anlamında bir üniversiteden bahsedeceksek böyle köklü, kadrosu geniş, yılların üniversitesi ise aynı üniversitede yüksek lisans yapmanız tavsiye edilebilecek şeylerden birisidir. İlla ki yapın anlamında değil. Yaparsanız çok sıkıntı olmaz. Orada hala daha öğreneceğiniz, hala daha ders almadığınız, yüksek lisansta aynı ders alsanız bile farklı şeyler öğreneceğiniz hocalar vardır. Dolayısıyla tavsiye edilir. Şayet küçük bir üniversitedeyseniz, bölüm küçükse, yani 3 hocanın olduğu, 5 hocanın olduğu bir bölümdeyseniz zaten mezun olana kadar bu hocaların çoğuyla bir teşrifi mesainiz oluyor. Bir şekilde tanıyorsunuz. Orada devam etmek çok da doğru olmayabilir. Çünkü sonuçta farklı bir şeyler görmek biraz gerekiyor olabilir. Dolayısıyla ama genel bir prensip olarak ben mezun olduğunuz lisansını yaptığınız yerde yüksek lisans yapmanızı tavsiye etmem. Daha iyi bir üniversiteye mümkünse gidin. Daha iyisi yok. Ben Türkiye'nin üniversitesinde okuyorum duygusundaysanız da aynı üniversite olabilir veya yurt dışına gidebilirsiniz. Ama genel olarak üniversiteyi değiştirmenin faydası olduğunu ben kişisel olarak tavsiye ederim. Çünkü farklı bir kültür görüyorsunuz. Bu çok büyük şey kazandırıyor. Farklı hocalar görüyorsunuz. Eğitim sistemi farklı oluyor. Yani her şeyle farklı olabiliyor ve kazandırdığı çok şey olduğunu ben en azından öyle düşünüyorum, söyleyebilirim. Tabii aynı üniversite devam edildi bu kötü bir şey mi? Hayır. Dediğim gibi mesela
Öyle iyi üniversitelerimiz var ki orada 3 tane de yüksek lisans yapsanız daha önce hiç almadığınız dersler alabilecek kadar ders açılabiliyor. Bu güzel bir şey. Farklı alanlarla uğraşabiliyorsunuz. Bir alanda yüksek lisans mesela diyelim bilgisayar mühendisliği yüksek lisansı geçiyor ama yapay zekada yaptınız. Sonra networking'e girseniz tamamen bambaşka bir şey hoca serisi, ders serisi üzerinden gidebiliyorsunuz. Oldukça da faydalıdır. Tekrar tekrar belki okunabilir yüksek lisans oralarda. Ve şayet biraz küçük bir üniversitedeyseniz böyle büyük üniversiteleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Bilgisayar mühendisliği için konuşuyorum. Şimdi bilgisayar mühendisliğinin üzerine bilgisayar mühendisliği yüksek lisansı yapmak, sonrasında da doktora yapmak akademik bir yol ve benim tavsiye ettiğim ve yaptığıma sevindiğim, şükrettiğim, hiçbir zaman da pişman olmadığım şeylerden birisi. Herkese bu yolu tavsiye ederim. Ama herkes akademisyen olacak mı? Olmak zorunda değil. Akademisyen olmak istemiyorsanız, piyasayı hedefliyorsanız, sektörü hedefliyorsanız birkaç alternatifiniz var. Tezli yüksek lisansa gidip hala sektöre girebilirsiniz. Ve tezli yüksek lisansta birazcık daha böyle niş konulara yönelme, sektörün önünde konulara yönelme, o konularda proje yapma şansınız var. Çünkü unutmayın mühendislikte her zaman sektörün önündeyiz. Yani üniversitelerde, Ar-Ge merkezlerinde yapılan şeyler belki 5, belki 15 sene sonra sektöre çıkacak, belki hiç çıkmayacak. Araştırma çalışmaları, bunlarla uğraşıyor olmanız sizin de sektörün önünde, endüstrinin önünde bir yerlere, bir ufka sahip olmanızı sağlıyor. O açıdan tezli yüksek lisans endüstri için hala mantıklı bir şeydir. Doktoradan sonra endüstride işler biraz değişiyor. Türkiye'de her ne kadar artık buna da bir kayma var. Üst düzey yöneticilere bakıyorsunuz, böyle teknik insanlardan iyi seviyede olanlara bakıyorsunuz. Doktorası olan iyi insanlar var. Şirket yöneticileri, şirket sahibi olanlar da var. Dolayısıyla doktora eskiden şöyle bir algı vardı. Yani doktoradan sonra akademiye çakılırsın, sektöre girilmez. Doktora artık bu işin son noktasıdır. Oranın da geri dönüşü yoktur falan gibi algılar vardı. Bakıyorsunuz özellikle Amerika'da ve iyi ülkelerde ve Türkiye'de de yeni başlamış bir trend bu. Doktora mezunu çok sayıda şey görüyorsunuz. Yönetici veya yönetim kademesi olduğu için, teknik olduğu için zaten teknik personel veya araştırma geliştirme merkezinin başında olmak zaten akademik bir işin devamı. Onu akademiden çok ayırmıyorum. Ar-Ge merkezi olmak. CSO diyorlar ya, Chief Science Officer, yani bilimi yöneten, o bilimle ilgili işleri yöneten, Ar-Ge yöneten kişilere verilen isim endüstride. Bu iş hala devam eden kısmıdır. Onu zaten üniversiteden ayırmıyorum ama yöneticiliğe vesaireye de kayan insanlar olduğunu görüyorsunuz. Bilişim firmalarının Türkiye şubelerinde böyle örnekler var. Şimdi dolayısıyla bu bir yol. Yani yüksek lisans, tezli yüksek lisans sonrasında uğraştığınız sektörde girmek istiyorsunuz. Mesela örnek vermek açısından veri bilimi ile ilgili ben yüksek lisans yapacağım, bilgisayar mühendisliğinde yapacağım, tezli yüksek lisans yapacağım, bir tane tez projesi yazacağım ve bunun üzerinden gideceğim. Bu size endüstride, sektörde avantaj sağlayacak şeyler olarak geri dönebilir. Şimdi burada tabii tezli yüksek lisans özellikle bahsediyorsak kiminle, hangi hocayla yazdığınız da çok önemli. Şayet sektörü, endüstriyi düşünüyorsanız sektörle bağlantısı olan, endüstriyle bağlantısı olan, şayet yurt dışını düşünüyorsanız yurt dışı ile bağlantısı olan bir hocayla çalışmanız size o açıdan da avantaj sağlar, adım sağlar. Sonuçta o kişiden referans alacaksınız, o kişinin kaynakları. Çünkü hoca-öğrenci ilişkisi bir yerde aslında hocayla bir usta-çırak ilişkisine dönüşüyor. Yani hocanın öğrenciye aktardığı şeyler arasında sadece bilgi yok, bir kültür, bir algı vesaire var. Bunun yanında bir de çevre de aktarıyor. Yani kendi çevresinden de, hocanın çevresinden de öğrenci istifade ediyor. Çünkü hocanın da öğrenciye ihtiyacı var. Bir yerlere mesela bir proje yapılıyor endüstriyle ilgili. Bunu başka videolarda da bahsettim. Mesela TÜBİTAK projesi yazıyorsunuz. İşte yüksek lisans o anda okuyan öğrenciyi yazmak zorundasınız projeye. Yazıldığında ekstra puan olan durumlar olabiliyor. Ar-Ge merkezi olan firmalar var. Bunlar kullanabiliyor. O öğrencinin gerektiği yerler oluyor. Dolayısıyla kiminle çalıştığınız, hangi hocayla çalıştığınız, tez yazdığınız, yüksek lisans veya doktora da daha önemli, doktora da tabii artık direkt akademik olarak babanız veya anneniz diyebileceğimiz, akademik olarak evladınız diyebileceğiniz bir ilişkiye giriyorsunuz. Akademik bir anne baba ve çocuk ilişkisine benzer bir ilişkidir. Doktora çalışması o ayrı bir süreç ama neticede sizin önünüzü açacak veya kapatacak olan kişi hocanız. Hocayı doğru seçmek lazım tezli düşünüyorsanız. Tezsiz düşünüyorsanız o zaman ders içerikleri bence önemli. Hangi derslerin alındığı ve tabii gene o dersleri kimin verdiği de önemli. Çünkü özellikle endüstriyi düşünen bir yapınız varsa endüstri tecrübesi veren hoca için
oldukça önemli hale gelecektir. Hala lisanstaki gibi böyle ders anlatılması yüksek lisansta çok doğru değil. Yani lisansta biliyorsunuz böyle bir didaktik şekilde hocanın işte bir şeyler anlattığı, ki bu lisansta da artık kırıldı ama bunun devam ettiği durumlar var. İşte bu budur, bu budur, bu budur şeklinde anlattığı ve neticesinde işte notların alındığı, onların ezberlendiği, derslerin geçildiği bir süreç var. Bunun çok katkısı olup olmadığı tartışılır. Bunu savunanlar da vardır. Ben bunu doğru bulmuyorum. Lisansta da doğru bulmuyorum ama yüksek lisansta ile böyle bir şey yapılıyorsa hiç doğru değil. Herhalde orada çok daha kişi bana katılacaktır. Dolayısıyla orada da hangi hocadan ders aldığınız, derste şekillendirdiğiniz önemli. Şimdi tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans ve sonrasında doktora durumu bilgisayar mühendisliğinde devam edecekseniz böyle. Ben ilk mezun olduğum yıllarda ve hala da belli bir oranda olmakla birlikte bilgisayar mühendisliği eğitiminin başka bölümlerde israf edilmeyecek kadar değerli ve az bulunan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bugün işletmede yüksek lisans, onu da anlatacağım. İşletmede yüksek lisans yapmak, MBA yapmak nedir, ne kadar, ne sağlar, ne götürür onu anlatacağım ama önce şu bilgisayar mühendisliğinden mezun olup bilgisayarda devam etme durumunu anlatayım. Bu arada bilgisayar mühendisi diyorum hep ama yani yazılım mühendisliğini de buraya koyabilirsiniz. Yazılım mühendisliğinden mezun olup bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisansı da buraya koyabilirsiniz. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz yazılım mühendisliği içerik olarak dünyada farklı olması ile birlikte Türkiye'de bilgisayar mühendisliğine çok yakın bir eğitim veriliyor. O ayrım henüz gerçekleşemedi. Dolayısıyla buna yazılım mühendisliği, bilgi teknolojileri mühendisliği, bilgisayar bilişim teknolojileri mühendisliği falan gibi bir liste var biliyorsunuz. Onlar birbirine yakın eğitimler veriyorlar. Bunların hepsi için söylüyorum. Şimdi dolayısıyla bilgisayardan mezun olup başka bir alana gidildiğinde çok da kolay bulunmayan bir kaynağın israf olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilgisayar okuyan az kişi var. Ve bu az kişiye çok ihtiyaç var sektörde. Mesela diyelim ki bilgisayardan mezunuz, işletme yüksek lisansı yaptınız. Şimdi bu bir, kendi içinde bir unik, eşi benzeri olmayan bir durum. Bilgisayar artı yöneticilik ama normalde işletmeye kaymaksa burada amaç, işletmeden mezun, zaten işsiz gezen ve sürekli pompalanan binlerce insan var. Bilgisayar mühendisinden daha fazla insan mezun ediliyor ve sektör bilgisayar mühendisinden daha az insan istihdam ediyor. Tamam? Bunu görmek lazım. Dolayısıyla bilgisayar mühendisinden mezun, bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans yapmış ve sonrasında mümkünse doktora yapmış, araştırma geliştirme yapan, buluş yapan, yeni şeyler kazandıran sektöre ve Türkiye'nin dolayısıyla bilimsel seviyesini ileriye götüren, Türkiye'nin rekabet gücünü ileriye götüren insanlara daha çok ihtiyacımız olduğunu ben ülke olarak düşünüyorum. Ama yani siz bu insan olmak zorunda değilsiniz. Bu sorumluluk bir anda kendi omuzlarınıza binecek diye de düşünmeyin. Yaparsanız iyi olur. Türkiye için iyi olur. Hepimiz için iyi olur. İnsanlık için iyi olur. Sizin bulduğunuz bir şeyi Afrika'daki adam da kullanıyor, Amerika'daki adam da kullanıyor. Dolayısıyla akademisyenliğin böyle bir yapısı vardır. Ama bununla birlikte Türkiye'de yönetimsel sıkıntılarımız da var. Çünkü işletme okullarından mezun olan kişilerin yönetimle ilgili başarıları ortada. Türkiye'nin karnesi ortada. Yani çok büyük organizasyon olarak kurduğumuz, dünya çapında büyük organizasyonlarımız, firmalarımız çok çıkmıyor. Ben bu konuda bu aslında bir yandan da şeyi de gösteriyor. Türkiye'deki o çarpık eğitim sistemini de gösteriyor. Çünkü bakıyorsunuz yönetim kademesine kayanların çok büyük bir kısmı işte mühendislik, endüstri mühendisi özellikle. Elektronik de okumuş, makine okumuş. Üstüne bir MBA eğitimi almış, işletme eğitimi almış ve yönetime kaymış insanlardan oluşuyor. Şimdi bu insanlar elbette büyük bir kaynak, elbette çok değerli insanlar var ama bu insanların baştan beri işletme okumamasının sebebi işletmenin onlara verecek olduğu şeyin kendileri için avantajlı olmadığını düşünüyor olmaları. Yani mesela bakın bu böyle örnekler var. Şu an işte Amerika'daki en büyük firmaların en büyük 10 firmayı alıyorlar, en büyük 100 firmayı alıyorlar, en büyük 250 firmayı alıyorlar, dünyadaki alıyorlar filan. Bakıyorlar 10 tane MBA okulundan mezun olan kişiler bunlar. Yani diyor ki adam bu en büyük 250 firmaya gireceksen işte şu 10 veya 20 neyse MBA okulundan mezun olacaksın diyor. Lisansın çok önemli değil ama buralardan gelmiş hepsi. Lisanslar değişmekle birlikte. Şimdi dolayısıyla burada bir başarı var. Adam diyor ki bu MBA okulu işte seni dünya çapındaki en büyük 10 firmadan birinde, en büyük 100 firmadan birinde gitmene sağlayacak adımlardan bir tanesi diyor. Buradan geçmeyen, giden adam sayısı istisna sayacak kadar az diyor. Bunu diyebiliyor. Şimdi Türkiye'de bu sistem daha henüz bu kadar oturmuş, bu kadar katkı sağlayan, bu kadar büyük bir açılım sağlayan yapıya oluşmadı. Gerçekten böyle bir firma ararken MBA yapmış olma şartı ne kadar vardır? Mesela ilanlara bakıyorum ben, bilgisayar mühendisinden mezun olmuş olma şartını koyabiliyorlar değil mi? Yapacağı işle ilgili. Elektronikten mezun olmuş olma, makineden mezun olmuş iş ilanlarına baktığınızda. Kaç tane iş ilanı var ki MBA yapmış olmak veya işletme mezunu olmuş olmak, işletme bölümünden mezun olmuş olmak değil mi? Şimdi dolayısıyla bu tip alanlar birazcık Türkiye'de tam oturmamış, hala daha
sayısal alanların, mühendislik gibi alanların etkisi altında olan alanlar. MBA'de yüksek lisans yapmak şu açıdan anlamlı oluyor. Genelde mühendislik mezunu olan arkadaşlar giriyorlar bir firmaya ki Türkiye'de mühendislik mezunu olup mühendislik yapma oranı çok düşüktür bu arada. Bunu açıkça söylemek lazım. Türkiye'de mühendislik mezunu olup satış mühendisi diye böyle icatlar var. Satışın mühendisliği mi olur ayrı bir tartışma ama ünvan olarak var satış mühendisi. Nedir? Aslında mühendislik mezunu olup satış yapan adam demek. Dolayısıyla böyle alanlara girip daha sonra veya kod yazan insanlar bile bir müddet sonra o işin öyle gitmeyeceğini görüp, bu işin yönetimine kaymanın gerekli olduğunu görüp, proje yöneticiliğinden başlayan işte bunun işte ne şeyleri direktörlük vesaire şeklinde genel müdür yardımcılığı, genel müdürlüğe veya işte şeyde baktığınızda şube müdürü, şu işte neydi? Şube, şef, müdür vesaire şeklinde devlette gittiğini vesaire değişik kıdemleri var. Uzman yardımcısı, uzman vesaire giden. Değişik kıdem şekilleri var. Her yerde, her organizasyon kültüründe farklı olmakla birlikte. Bu yapıyı görüp kendisini yönetime kaydırmanın gerektiğini anlayıp yönetimle ilgili eksiğini kapatmak için MBA yapan çok kişi var. MBA okullarına baktığınızda yarısı mühendislikten geliyor. Özetle bunu söyleyeyim. Yani bu çok büyük bir oran. Şimdi dolayısıyla özetle söyleyecek olursak bilgisayar mühendisliğinden mezun oldunuz veya benzeri bir bölümden mezun oldunuz veya yönetim bilişiminden mezun oldunuz veya işte adli bilişimden mezun oldunuz. Hepsinin ismini sayalım. Buralardan mezun olduktan sonra herhangi bir alanda yüksek lisans yapabilirsiniz. Bunu engelleyen bir şey yok. Türkiye'de teorik olarak herhangi bir bölümden mezun olan birisi herhangi başka bir bölümden yüksek lisans yapabilir. Bunu engelleyen hiçbir şey yoktur. Adam hukuktan mezun olup tıptan mezun olup hukukta yüksek lisans yapabilir. Bunu engelleyen bir şey yoktur. Tıp ve hukuk birazcık bu konuda korkak mesleklerdir. Onlar dışarıdan gelecek kişileri açamazlar kendi mesleklerini. O kadar cesaretleri yok. Bizim bilişimde gel kim olursan ol gel. Burası er meydanı. İşi beceriyorsan yükselirsin diyebiliyoruz mertçe. Tıp da diyor ki illa ki tıptan mezun olacaksın. İşte başka alandan mezun olursan bizim alana gelirsen bizim işler kesat zaten kötüye gider. Hukukta diyor işte illa ki hukukta lisans bitireceksin. Sonra avukat ve hakim savcı olabiliyorsun. Onlar birazcık şey yani bunu açamıyorlar diğer alanlara. Bizim bilişim alanı böyle delikanlı gibi herkese açık alandır. Herkes girebilir. Ve dolayısıyla ama yüksek lisans olarak bunu engelleyen bir şey yoktur. Yani hukukta da yüksek lisans yapabilirsiniz. Bilgisayar mühendisliği olarak. Tıpta da yapabilirsiniz. Tıpla ilgili bir uzmanlığa da girebilirsiniz. Orada TUS sisteminden dolayı gene engellediler onu. Ama normalde teorik olarak dünyada da baktığınızda bunu engelleyen bir şey yoktur. Ha, yetki vermezler. Mesela hukukta yüksek lisans yaparsınız. Hala avukat olamazsınız, hakim olamazsınız. İşte bilirkişilik yaparsınız filan. Ama bunlar ekstrem örnekler, uç örnekler. Normalde mesela bilgisayardan mezun ziraat mühendisliğinde yapabilirsiniz, işletmede yapabilirsiniz, tarihte yapabilirsiniz, felsefede yapabilirsiniz, psikolojide yapabilirsiniz, herhangi bir alana gidebilirsiniz. Genelde alanlar arasında çok büyük açık varsa, mesela işte diyelim örnek olması açısından bilgisayar mühendisliğinden mezun birisi yönetim bilişime gittiğinde belki çok gerekmez ama bilgisayardan mezun birisi ziraat mühendisliğinde yüksek lisans yapmak isterse orada bir bilimsel hazırlık okutulur alan farklı alandan gelindiği için ki benzerini bilgisayar mühendisliği de yapıyor. Gel okuyabilirsin bilgisayar mühendisliğini ama önce bir eksiklerini kapatman lazım diyor. Dolayısıyla yüksek lisans olarak gidebileceğiniz hiçbir limit yok. İstediğiniz kadar farklı alana gidip okuyabilirsiniz. Bunlar tabii uygulamada böyle teoride olan gibi olmuyor. Teoride böyle olmakla birlikte uygulamada almayabiliyorlar farklı alandan olduğu için. Mülakatta soruyorlar, bilmediği için bırakabiliyorlar ki gayet de haklı bir durumdur. Çünkü orada başka dinamikler var. Yani sonuçta elinde mesela 5 kişilik doktora programı açmış, 25 kişilik yüksek lisans programı açmış, 25 tane bilgisayar mühendisi alacaksınız veya elektronik diyelim, elektronik mühendisi alacaksınız. 25 tane böyle süper elektronik mühendisliğinde çok iyi insan geliyor. Şimdi bilgisayardan mı alalım, makineden mi alalım, onun uğraşıp bir daha yetiştirmekle uğraşalım mı? Hazır yetişmiş adam var, onun üzerine bir şeyler koymak daha kolay gelebilir hocalara. Bunlar hep tartışmadır bu arada, doğrudur diye anlatmıyorum ama vaka olarak bunlar yaşanıyor yani. Yaşandığı için de dolayısıyla orada başka bir bölümden giden birisi olarak şansınız olmayabilir. Bunlar ayrı tartışma ama neticede her alanda gidip şansınızı deneyebilirsiniz. Ve ben ilgilendiğiniz alana kaymanızı da tavsiye ederim. Bakın lisansta zaten bir alan seçiyorsunuz. Bu seçtiğiniz alan bilgisayar mühendisliği, bilişimle ilgili bir alan olabilir. Okuyorsunuz. Okuduktan sonra, mezun olduktan sonra veya okurken şunu keşfedebilirsiniz. Ya ben bu alanı sevmiyorum.
Mesela endüstri mühendisliği okuyorum ama bilgisayar bana göreymiş. Ben endüstriden çok haz etmedim. Veya elektronik daha ilginç geldi bana. Bak ben mesela robotik konusunda çalışacağım veya embedded systems üzerinde çalışacağım. Gerçi onlar da yazılıma çok kaydı, bilgisayar bilimlerine çok kaydı ama hani onun donanımını da merak ediyorum. Onun donanım kısmıyla da veya mikrokontrolleri ben tasarlayacak kadar bilmek istiyorum gibi bir derdiniz varsa gider okursunuz. O alanı sevdiğiniz alanlara kayabilirsiniz. Ve şu değerli bir şeydir, birden fazla konuda uzmanlığı olmak. Uzmanlıktan bahsediyorum. Yani mesela işletme çok uzmanlık bir alan değil. İşletme her şeyden anlayan böyle genel umumi bir alan. Eskiden genel müdürlere umum müdür denirdi. Şimdi ona genel müdür İngilizceden girdi. Umum müdür olabilecek kadar her şeyden anlayan ama hiçbir şeyde uzman olmayan kişiye doğru gider. Uzmanlık gerektiren konularda gitmek ve birden fazla konuda uzman olmak değerli bir şeydir. Yani mesela tekstil konusunda uzmanlığınız var ama tekstil sektöründe binlerce çalışan var. Uzman olduğunuz için iyi bir yerdesiniz. Bilişim sektöründe binlerce kişi çalışıyor ama hem tekstil hem bilişimden anlayan az kişi var. Hem hukuk hem bilişimden anlayan az kişi var. Böyle alanlara kaymak, hatta 2-3, üçüncü bir alanı daha eklemek size hem rekabette avantaj sağlar hem çok geniş bir ufuk kazandırır, bakış açısı kazandırır. Hayatınızı da olumlu yönde etkiler. Benim tavsiye edebileceğim bir şeydir. Dolayısıyla böyle genel konulara da kayabilirsiniz. Daha kolay okuması nispeten daha kolay, derslerinin daha kolay olduğu, size daha genel bir bakış açısı veren ama çok detaya inmeyen, teknik detayı olmayan, teorik detayı olmayan alanlara da gidebilirsiniz. Veya böyle bir teorik seçim de yapabilirsiniz. İkisinin de avantaj dezavantajları var dediğim gibi. Yani yöneticiliğe kaymak isteyen, o konudaki eksiğini kapatmak isteyen, işler nasıl yönetiliyor ona kaymak isteyen insanlar işletmeye gidebiliyorlar. Orada da ayrım var bu arada işletmede de. Bu şeydir, okullar, ekoller de böyle ayrılır. Mesela bazı ekollerde daha quantitative, bazı ekollerde daha qualitative. Bazılarında yani sayıya yönelik çalışmalar daha fazladır. Bazılarında işin qualitative, kalitatif çalışmaları daha fazladır. Gene ekoller ayrılır böyle. Mesela bazılarına management diye gidiyor. Sadece yönetim, bazılarına management science, yönetim bilimi diye. O işin daha teorik olarak anlatıldığı, bilimsel olarak anlatıldığı kısımlar var. İkisi de management school ama bir tanesinde bakıyorsunuz iş bilimsel olarak ele alınıyor. Diğerinde daha sözel olarak ele alınıyor. Yönetimin nasıl olacağı ile ilgili. Gibi ekoller vardır. Dolayısıyla sizlere tavsiyem, bir defa bu böyle bir one size fits all gibi bir durum değil. Yani bir elinizdeki ölçekle her şeye uygulayabileceğiniz bir formülü yok bu işin. Her kişi için, her durum için ayrıca bu işin düşünülmesi üzerinde tartışılması gerekir. Ki dünyada kendinizi en iyi tanıyan kişi siz olduğunuz için bu konudaki kararı da siz vereceksiniz. Dolayısıyla kendinizi tanıyıp nelerden hoşlanacağınızı, nelerle ilgileneceğinizi ve bundan sonraki kariyer süreciniz boyunca. Mesela şunlar çok klasik sorulardır. 20 yıl sonra nerede görmek istiyorsunuz kendinizi? Nasıl bir çalışma ortamı istiyorsunuz? Mesela neler hoşunuza gidiyor? Mesela işte nelerle uğraşmak hoşunuza gidiyor? Bu soruları sorarsanız, mesela ben öğrenmekten zevk alıyorum. Aynı bir bitki, mesela bir ay boyunca yeni hiçbir şey öğrenmeden duramam. Yeni bir şeyler öğrenmek isterim mutlaka gibi bir sorunuz varsa. Buna benzer böyle testler de var, kişilik testleri. Bunlara bakıp ondan sonra ona göre bir tercih yapmanızda fayda var. Tabii tercihler için de araştırmanız gerekiyor. Yani böyle hani bir başvuralım neresi tutarsa. Belki askerden kaçmak için falan böyle şeyler olabilir ama normalde yapılması gereken gireceksiniz o programa. Neler okutuluyor, hangi dersler var, derslerin içeriklerini şöyle bir okuyun. Hangi hocalar ders veriyor? O hocaların CV'lerine bir bakın, özgeçmişlerine bir bakın. Bu adam işte sektörde hiç proje tecrübesi var mı? İşte yurt dışını mesela istiyorsunuz diyeyim, yurt dışı ile ilgili hiç tecrübesi var mı vesaire. Bunlara bakın, uzmanlıkları ne konuda, hangi konuda dersler veriyor. Hatta gerekiyorsa gidin konuşun, tanışın, bunları yapın. Ondan sonra da bir program seçip o programda okuyun. Okurken de maksimum faydayı sağlayın, derslere gidin. Ben o yüzden hani Türkiye'de eğitimin ücretli olup olmaması ile ilgili bir tartışma var. Ücretli eğitimdeki öğrencilerin derslere çok daha fazla asıldığını, çok daha fazla önem gösterdiğini söyleyebilirim. Ülke bazında kültürel olarak söylüyorum. Türkiye'de özel üniversitelerde bile dersten kaçmaya çalışan öğrenciler var ama o birazcık gençliğin ve öğrenciliğin verdiği psikolojiyle artık kanına işlemiş diyelim. Ama şunu bakın çok samimi olarak söyleyeyim. Bir öğrencinin ilgisini çeken ve onun faydasını sağlayacağını düşündüğü bir şey anlatırsanız bütün öğrenciler dinliyor. Çok uyutan, ilgisiz şeyler anlatırsanız orada öğrenciler ikiye ayrılıyor. Onu bile dinleyenler var, bir de uyuyanlar var. O seviyeye göre de değişiyor o dersten kaçma oranı. Ama gerçekten her öğrencinin böyle bir şeyini ben gördüm. Yani ya çok kötü öğrenci dediğim öğrencilerin bile kendi dünyamda böyle bir şey tabii kötü öğrenci var mıdır yok mu ayrı tartışma ama
öyle sınıflandırdığım bir öğrencinin bile bakıyorum önemli bir şey anlattığımda onun önemine dikkatini çektiğiniz zaman öğrencinin dinlediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında birazcık eğitim sistemiyle ilgili başka problemlere gidiyor bu iş. Ama yüksek lisans için tavsiyem mümkünse Türkiye'de az bulunan, ihtiyaç olan konuları seçin. Hem siz kazanırsınız hem ülke kazanır. Mümkünse tezli yüksek lisanslara gitmeye çalışın. Çünkü tezli yüksek lisans sonuçta bir özveridir. Ama yapmayacaksanız da hiç oradaki insanları da o şeyle uğraştırmayın. Sizin için çünkü bir emek veriliyor. Bir maliyete katlanılıyor. Devlet sizi sonuçta ücretsiz okutuyor. Devlet üniversitelerindeki tezli programlardan bahsediyorum. Ve dünyanın insanı okuyor. O insanlar okusun diye dünyanın masrafı yapılıyor. Yani böyle kişisel zevkler için hiç kullanmayacağınız, hiç uğraşmayacağınız, yani çünkü şunları anlatmaya çalışıyorum. Adam kaydoluyor, hiç gitmiyor okula. Yani hiç gitmeyeceğin bir okula niye kaydolursun? Niye o sürece girersin? Niye başkasını engellersin? Gibi size başka sorular, başka problemler söyleyebilirim. Ama gerçekten okuyacaksanız, gerçekten hakkını verecekseniz her yerde sizinle ilgilenilir. İnsanlar elinden gelen gayreti gösterirler. Ve size tavsiyem, önce kendinizi tanıyın, ne istediğinizi bilin, ona göre bir program seçin ve bu program seçme sürecinde de programları inceleyin. Adam dersleri bakıyor, inceliyor, şeylere geliyor. Ondan sonra şöyle bir ders mi vardı? Bu ders ne işe yarıyor? Bunu kim veriyor? Gibi sorular. Bunların hepsi aslında internette var. Tabii ben şunu da yaşadım, onu da söyleyeyim. Bir yüksek lisans programına kaydolmuştum. Sonra devam etmedim. Az önce söylediğim örnek gibi ama çok uğraştım devam etmek için. Bu arada başka problemler de vardı o sırada. Yani doktora da yapıyordum. Aynı anda birden fazla lisans üstü eğitimde yapılamaz gibi YÖK'ün şeyleri vardı. Bırakma sebebim oydu. Yoksa bitirmeye çok da niyetliydim. Ama şimdi inceledim ben her şeyi. Dersleri inceledim. Çok güzel. İşte finansal matematik anlatılıyor. Yani şimdi şeye de çok gerek yok. Programa da gerek yok. İsmini söylemeye de. Neyse ben inceledim. Gideceğim, okuyacağım. Çok ilgimi çeken dersler. Hatta kitaplarını arıyorum internetten falan. O kitapları alacağım falan. Neyse derslere gittik. Seçeceğim. Ders seçme dönemindeyim. Benim o internette gördüğüm dersin hiçbiri listede yok. Şimdi bir de o kadar hevesle gelmişim. Bir de o kadar kötü dersler var ki yani alakasız dersler. Neyse gittim bir asistan buldum işte. Dedim yani böyle böyle hani web sitesinde bunlar var. Ben şunları çıkarttım kendim seçmek istiyorum. Hani hepsi açılmaz ama açılanlarından en azından seçelim. Yani bir dahaki dönem mi açılacak veya yani hani kayıt dondurayım bir dahaki dönem bekleyeyim falan. Yok dedi. Onlar dedi işte şu hoca varken o ders programı yapıldı. O hoca işte şöyle bir kadro toplamıştı. Sonra bölümden ayrıldı o hoca. Ayrıldığı için yanında da iki hoca ile birlikte gittiği için o dersleri açacak kimse de kalmadığı için biz elimizdeki hocalarla bu dersleri açıyoruz. Web sitesinde güncellemedik. Böyle kaldı. Tamam da ben hani bu şeye başvururken, yüksek lisansa başvururken bunları görerek başvurdum, gittim şey yaptım. Tabii benim hatam. Belki gidip önceden konuşmak gerekiyordu. Web sitesine güvendim biraz. Ama yani onların da hatası var. Güncellememişler web sitelerini. Yani hoca niye ayrıldı tabii. Orada belki bir problemler yaşandı. Belki çünkü program idare etmek, kurmak falan zor olabiliyor. Devlet üniversitesiydi. Özellikle devlet üniversitesinde hocaların kıymeti çok bilinmiyor. Dolayısıyla özetle biraz araştırmak gerekiyor. Araştırdıktan sonra bile benim yaşadığım gibi durumlar yaşayabilirsiniz. O yüzden belki gidip konuşmakta da fayda olabilir öncesinde. Benim özetle söyleyeceğim durum budur. Evet, çok sayıda yüksek lisansa başvurmuşluğum, tecrübe etmişliğim, çok farklı üniversitelerde çok farklı programlar yaşamışlığım var. Ders vermişliğim var. Alakasız gibi gelebilecek size bölümlerde ders vermişliğim var. Dolayısıyla biraz bu konuda farklı ülkelerde tecrübem var. Dolayısıyla biraz bu konuda gördükten sonra sizlere tavsiyem tekrar ediyorum. Araştırın programları, inceleyin. İstediğiniz konuyu kendinizi tanıyın. Kendinizi tanıdıktan sonra ilgilendirin. Hangi konu ilginizi çekiyorsa istiyorsanız ona gidin. Ve tezli yüksek lisanslara öncelik vermeye çalışın. Tez yapmaya çalışın. Tez çok öğretici bir süreçtir. Ve tez yapacaksanız, tezli yüksek lisansa öncelik vereceksiniz. Doğru hocayı bulmaya çalışın. Üniversite de önemlidir ama hoca en önemli şeydir. Tezli bir programdaysanız, yüksek lisans veya doktora da. Bazen şöyle olabiliyor. O üniversitede sıkıntı olabiliyor. İstediğiniz konuyla ilgili hoca olmayabiliyor. Ki öyle bir durumda sizi niye aldılar? O da ayrı bir tartışma. Daha alırken çünkü neyle ilgilendiğinize bakıyor olmaları lazım. Ama diyelim ki rastgele aldılar size. Kimse de sormadı neyle ilgileniyorsun. Siz de bir konuyla ilgileniyorsunuz. Siz de bakmadınız bu konuyla ilgilenen hiç hoca var mı diye. Sonra o konuyla ilgilenen hoca yok. Sizin ilgilendiğiniz konu başka. Veya bir hoca yeterli kalamayabiliyor. Çünkü hocaların üstünde çok yük olabiliyor. Az hoca olması böyle bir problemi de getiriyor. Bir hocaya veriyorlar 15 tane danışmanlık. 15 tane yüksek lisans öğrencisine danışmanlık yapacak. Böyle bir şey imkanı yok yani. Hani
Normalde 2'dir, 3'tür, en fazla 4'tür zorlasanız bir hocanın kaldırabileceği anlık olarak yüksek lisans öğrencisi. Gerçekten ilgileniyorsa, gerçekten proje yazıyorsa. Göstermelikse tabii orada 30'a kadar gidersiniz, orada bir sorun yok. Ama gerçekten ilgilenmesi durumundan bahsediyorum. Tez dönemindekilerden bahsediyorum. Dolayısıyla co-advisor'lık denilen bir eş danışmanlık denilen bir süreç de var. Onun da farkında olun. Bir hocanız sizin resmi danışmanınız olsa da başka hocayla danışmanlık alabilirsiniz, gidebilirsiniz. Araştırın, ilgilendiğiniz konuyla ilgilenen hocalardan eş danışmanlık alabilirsiniz. Tabii bu kendi prosedürleri var. Her üniversitenin değişiyor, onları araştırabilirsiniz. Ama neticede bunlar yapılabilir. Olmuyorsa sadece sektöre yönelik bir şeyler öğreneyim. Ders almaktır o da zaten. Buna başka ülkelerde tezsiz yüksek lisansa başka isimler veriyor. Postgraduate deniliyor. Yani Master of Arts veya Master of Science gibi geçer. MA, MSc diye geçer. Bu ünvanlar normalde şeyde Türkiye'deki ünvanların karşılığı. Ama postgraduate denilen yani işte lisans sonrası tamamlama gibi böyle bir dersin daha tamamlanması gibi bir süreçtir. Ki Avrupa'daki çoğu ülkede artık bu uygulanıyor. Avrupa'da biliyorsunuz 4 artı 1 veya 3 artı 2 şeklinde 3 sene lisans, 2 sene yüksek lisans veya 4 sene lisans, 1 sene yüksek lisans şeklinde 5 senede yüksek lisans mezunu olarak sizi mezun etmeye yönelik bir akım var. Çoğu üniversitede uygulanıyor. Türkiye'de de buna büyük ihtimalle yaklaşıyor giderek. Kredi sayılarının azaltılması, ABET, şey ABET diyorum, AKTS diye geçen Avrupa Kredi Transfer Sistemi, ECTS, European Credit Transfer System diye geçen kavrama doğru giriyoruz. Dolayısıyla bu kavramın, bu şeyin, akımın bir neticesi olarak da büyük ihtimal Türkiye'de de böyle kısa süreli devamı niteliğinde derslerin alındığı programlara gidilecek. Bir diğer şey de gene tavsiye edebileceğim, lisanstayken son senelerde, 3. 4. senelerde yüksek lisanstan ders imkanı veriyor bazı üniversiteler. Bunu deneyebilirsiniz. Yüksek lisans yaparken bu arada gene farklı üniversitelerden ders alma hakkınız var. Yüksek lisans artık şey açılıyor, böyle bütün üniversiteler ortak açıyor gibi düşünebilirsiniz. Sizin üniversiteniz, gideceğiniz üniversitenin onaylaması gerekiyor. Onun bir prosedürü var ama galiba yarıya kadar dersler. Çünkü yüksek lisansta mühendislik için konuşursak genelde 7 artı 1'dir. Yani 8 derste bir ders seminer, 7 tane teorik ders veya bazı üniversitelerde değişiyor ama genelde böyle bir şey oturdu artık. 3 derse, 4 derse kadar başka üniversiteden alma şansınız da var. Yani ben bir üniversiteye girdim. O üniversitede istediğim ders yok. Ne yapacağım? Veya işte kazanamadım iyi bir üniversiteyi. ALES'im düşük diyor. Kabul alamadım. Bir şeyler olabilir, sıkıntılar olabilir. Ne yapacağım? Gidip böyle dersler de alabilirsiniz. Başka üniversitelerden ders de alabilirsiniz. Ve çok da katkısı olur. Hatta en iyi üniversitede okuduğunuzu düşünüyorsanız bile ki şunu söyleyeyim yani bunu sürekli şey yapıyorum da en iyi üniversite yok. Yani böyle Türkiye'nin en iyi üniversitesi diye bir şey yok. Türkiye'nin bütün üniversitelerinde problem var. Bazılarında az problem var, bazılarında çok problem var. Ama Türkiye'de böyle hepsinden iyidir diyeceğiniz bir bilgisayar mühendisliği için konuşuyorum. Üniversite yok. Birbirine yakın, bir konuda iyi olup diğer konuda kötü olan, bir konuda iyi olup diğer konuda kötü olan, birbirine yakın hani belli bir seviyenin üstünde diyeceğiniz üniversiteler var. İşte 3 tane, 5 tane üniversite sayarsınız. Ama onların da problemleri ve iyilik durumları, o ondan iyi bir konuda ama öteki de ondan iyi bir konuda farklı olduğu için bunları bence birinciliği paylaştırmak gerekiyor. Veya işte seviyeyi paylaştırmak gerekiyor. O kulvarda olan başka üniversitelere de gidebilirsiniz. En iyisinlerinden birinde okuyorsanız daha başka bir en iyilerinden birine gidip oradaki farklı kültürü görmenizde de fayda olabilir. Dolayısıyla tavsiyelerim bunlardır. Dolaşın, farklı üniversitelere gidin, aynı üniversitede kalmayın yüksek lisansta. Çalışıyorsanız tezsiz yüksek lisans zaman açısından iyidir. Bazı şirketlerde, kurumsal şirketlerde böyle imkan var. Belki bunlar da bilinmiyor olabilir. Bir gün, 2 güne kadar izin veriyorlar. Devlet, yarı devlet şirketleri veya özel sektörde de bazı Ar-Ge şirketleri. Hatta Ar-Ge firmaları var artık. Böyle desteklenen firmalar var. Bunlarda da teşvik ediliyor. İş seçerken de böyle bir firma seçmek cazip olabilir. Şayet yüksek lisansı da bir yandan yapayım diyorsanız. Ve ben gene her zaman söylediğim bir şeyle bitireyim. Eğitim ve çalışma hayatı sürekli birlikte gitmesi gereken hayatlardır. Üniversitede okurken çalışılmalı ve eğitim devam etmeli. Üniversite bittikten sonra da çalışılmalı ve aynı zamanda eğitim gene devam etmeli. Benim kişisel görüşüm. Çünkü bizim işimizde bilgi bizim sermayemiz ve eriyen, enflasyonu olan, erozyonu olan bir sermaye. Sürekli eriyen. Çünkü sürekli yeniliklerin çıktığı bir sektörde çalışıyoruz. Kendinizi güncel tutabilmeniz, o sürekli akıntıya karşı durabilmeniz
Ancak eğitiminizi de bir yandan programlayarak olabilir. Mezun olunduğunda sektörle ilgili çok büyük bir boşluk olduğu için o alandaki eğitim daha önemli olabiliyor. Kurslara gitmek, işte tabii iyi kurslardan yani üst seviye kurslardan bahsediyorum. Genelde çok maliyetli olan ve şirketlerin karşıladığı kurslara gitmek avantaj olabiliyor. Ama bir yandan da yüksek lisansınızı yavaştan yavaştan yani işte bir tezsiz yüksek lisansa gelip bir yılda bitirmek zorunda değilsiniz. Belki 2 yılda bitirebilirsiniz. Ama yavaş da olsa devam etmenizi tavsiye ederim. Her lisans mezununun yüksek lisans yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye'de bir müddet sonra büyük ihtimalle yüksek lisans mezunu olmayan kişi kalmayacak. Gidişat onu gösteriyor. Üniversite sisteminin işte 5 yıla çıkması ve yüksek lisans verilerek mezun edilmesine doğru gidiş var. Bu sistemin dışında bir de yüksek lisans yapan kişi sayısındaki enflasyon da var. Bunlar vakadır. Uzaktan ve açık yüksek lisanslar da var biliyorsunuz. Ki onunla ilgili bir soru da var. Onun için ayrı video çekeceğim ama temel olarak Türkiye'de yurt dışında yapılan uzak ve açık online üniversitelerin hiçbirinin denkliği kabul edilmiyor. Bilgi öğreneyim diye yapabilirsiniz. Ki çok iyi kurumların verdiği, dünyanın en iyi üniversitelerinin verdiği böyle eğitimler var. Onları da kabul etmiyoruz Türkiye olarak. Doğrudur yanlıştır ayrı bir tartışma. Girmeyeceğim o tartışmaya ama Türkiye'nin kendi içinde bazı üniversitelerde yüksek lisans programları açık ve uzaktan olarak veriliyor. Bunlara girilip geliştirmek adına yapılabilir. Ama tekrar ediyorum, üniversite bir bilgi aktarım merkezi değildir sadece, bir dershane değildir. Üniversite aynı zamanda bir kültür aktarımıdır da. Hocadan öğrenciye geçen çok büyük şey vardır. Bilginin dışında çok fazla şey vardır. Dolayısıyla özellikle de yüksek lisans gibi daha üst seviyelerde bu aktarım çok daha fazladır. Bir tecrübe, bir bakış açısı, bir risk algısı, bir problem çözme, kabul yöntemi ve elinizde yani yükseldikçe seviyeniz, derslerin seviyesi yükseldikçe bir işin yüzlerce çözümü olduğundan bahsetmeye başlarsınız. Yüzünün de doğru olduğundan, hangisinin nasıl seçileceğinden, durum vakanın nasıl analiz edileceğine kadar bir sürü detaya girmeye başlarsınız. Dolayısıyla birazcık orada hocayı, doğru hocayı seçmek ve birazcık uzak eğitimden, açık eğitimden uzak durmanızı tavsiye edebilirim. Hani dediğim gibi işte bu işi sırf yapmak için yapan, askerlik için yapan, başka sebeplerden yapan kişiler varsa onlar belki uzaktan eğitimi tercih edebilirler ama benim akademi algım, anlayışım ve gördüğüm kadarıyla ki açık eğitimde de, uzaktan eğitimde de ders verdim daha önce. Bu işlerin çok da faydalı olmadığı yönünde bir kanaatim var. Belki benim gördüğüm şeylerdir bunlar ama hani bir tecrübedir. Yani paylaşmak adına söylüyorum. Mutlaka bu yani bunu her zaman söylüyorum. Benim görüşlerim dışında bir sürü tecrübesi olan, bir sürü şey yaşayan insanlar vardır. Benim söylediğim bu şimdiye kadar şimdi her şeyin yanlış olduğunu da düşünen insanlar olabilir. Onları da bulun, onlarla da konuşun. Farklı görüşleri alın, ona göre bir karar yapın, karar verin derim. Evet biraz uzattım lafı. Umarım faydası olur. Herkese başarılar dilerim.